Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerim saygılarımı sizlere selamlarımı da sunuyorum. Köy ekmeğine benzer köy ekmeği tarzında mükemmel ekmekler yapabilirsiniz. Sizlerde benim yaptığım gibi evde kesinlikle çok kolay hem de en kolayından köy ekmeği nasıl yapılır? İşte malzemelerimiz nelermiş? Tabii bir su bardağı da su var. klasik su bardağı ile ben onu koymayı unutmuşum. Ilık su olacak bir tatlı kaşığı şeker, tuz, bir tatlı kaşığı, bir paket instant toz maya, e, unu şöyle tahmini koydum, orada hani iki su bardağı civarı var, ama e, sonrasında ilaveler yaptık ve artık un ölçüsü ayarı kaçtı açıkçası, yani sizlere e, tam net un ölçüsü veremiyorum, ama hani ele yapışır çok bir hamur elde edeceğiz. Şimdi e, ön mayalanma yapıyoruz, yaklaşık 10 dakika kadar ılık suyu koyduk. Toz mayayı koyduk ve bir tatlı kaşığı şekeri koyduk. Şeker daha çabuk mayalanmasını, verimli mayalanmasını sağlıyor. Hamurunuzun pufuduk pufuduk çok güzel kabarmasını sağlıyor. Şimdi 10 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi diğer malzemeleri, unu ve tuzu üzerine ilave edip yoğurma işlemi yapıyorum. İlk başta kaşıkla karıştırdım. E sonrasında hani elimle müdahale etmeye başladım. Bakın bu şekilde elimle yoğurma işlemi yapıyorum. Bir miktar gördüğünüz gibi un eklemesi yaptım. O yüzden ölçüm karıştı. E görüyorsunuz kıvamını. Şöyle 7-8 dakika kadar da yoğurma işlemi yaptım. Yani uzunca yoğurursanız böyle hani bakın bulunduğu tencere veya işte leğen diyelim hani hamur leğeni ondan ayrılır vaziyette yoğurma aşamasında ayrılır vaziyette olursa hamurumuz kıvamını almış demektir. Şimdi balkon aşırı derecede sıcak ve ben balkon peteğine koydum yani yarım saate kalmaz inanın hemen mayalanma işlemi oldu. Sonrasında hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı. Şöyle bir e, ekmek yapma tahtasının üzerine un um serpiştiriyorum hamuru onun üzerine koyuyorum şöyle yani ele yapışır olduğu için haliyle çünkü yağlı bir hamur değil malum bu yüzden e un'dan yardım alıyorum ben. Sürekli şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum küçük bir fırın tepsim var. Onun içine koyuyorum ve gördüğünüz gibi e, hamur haliyle e, bir hayli elime yapışıyor. Ama hiç sert etmeyin. Yani bu şekilde e, cıvık olması lazım hamurumuzun. Kek hamuru gibi cıvık olmayacak, taş gibi de olmayacak. Tekrardan bir e, 15 dakika kadar bir mayalanma işlemi yapıyoruz. Bakın hamura bakın. Yani e, neredeyse tepsinin hani Orta kısmı, göbeğini e, hani olacak şekildeydi ama e, tümünü kaplamış vaziyetteydi. Ve de fırınımızı ön mayalanma işlemi yaparken 10-15 dakikada da zaten fırını sunuyor. E, benim fırınım gördüğünüz gibi bakın bir hayli eski, bir hayli bir hayli eski. Çünkü kirada olduğum için hani e, yeni sistem bir fırın vesaire e, ankestre set gibi hani almadım. Kendi emeği inşallah. Kendi yeme de yapılıyor oturmak nasip olursa hani oraya inşallah. Şimdi 4 e, suya e, pardon, ısıya dayanıklı kaselere su koydum ben. iki arka tarafa fırının, 2 de ön e, kısmına olmak şartıyla. Çünkü nemli bir ortamda pişmesi lazım yoksa ekmeğiniz tamamıyla kurur. Ortası hamur kalır, ortası pişmez. Dikkat edelim. ilk başta kızgın derecede sonrasında 5-10 dakika sonrasında da e, bir tık ayarını düşürün. Bu şekilde e, bir Yoksa hani yine altı üstü yanabilir, ortası yine hamur kalabilir. Ekmeğimizi gördünüz, mükemmel. Ortasından kestim, dokusu harika. Yani gerçeğini kesinlikle aratmıyor. Yani e, birileri görse inanın hani sizin ekmeğiniz yani sizin yaptığınızı kesinlikle inanmazlar. Şu görüntüye bakın, mükemmel. Ve ben videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı sosyal medya hesaplarınızda videomu paylaşabilirsiniz. Çok daha kişi bu ekmek yapımını öğrenmiş olacaktır videomla ilgili değerli yorumlarınızı bekliyorum görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz değerlendiriyorum sizin de düşüncelerinizi almak istedim Sizler de nasıl yapıyorsunuz öğrenmek isterim ee, abone olmayı unutmayalım ve de like atmayı unutmayalım Hoşçakalın.